Herkese merhaba. Bugün kendime 30 gün kadar önce kurmuş olduğum görüntülü yeniden pazarlama reklamının performansını sizlerle paylaşacağım. Kanalımda görüntülü yeniden pazarlama reklamlarının nasıl kurulduğuna dair detaylı bir video mevcut. O yüzden bu içerikte bu konuyla ilgili çok detaya girmeyeceğim. O videonun linkini açıklamalarda paylaştım. Merak edenler o videomu da inceleyebilirler. Dipnot olarak kanalıma abone değilseniz abone olmanızı, destek olmanız amacıyla rica edeceğim. Öncelikle bir ay kadar önce oluşturduğum görüntülü reklam birebir verdiğim Google Ads eğitimleri ile ilgili. Web sitemin URL'si içerisinde Ads kelimesi geçen sayfaları ziyaret edenleri hedefliyor. Bildiğiniz gibi Google Ads yeniden pazarlama reklamları Google'ın iş ortağı olan sitelerde yayınlanıyor. Hemen her popüler site zaten Google ile çalışmakta. Bu yüzden yeniden pazarlama reklamlarının oldukça etkili olduğunu düşünüyorum. Öncelikle size kurmuş olduğum görüntülü reklamı kısaca bir göstererek başlayalım. Nihai URL olarak Google Ads eğitimi sayfamı buraya tanımladım. Yani bu sayfa Google Ads eğitimi ile ilgili bilgiler verdiğim URL'yi buraya tanımladım. Dönüşümler olarak sağ alttaki WhatsApp tıklamaları ve bu kayıt formunun doldurmasını tanımladım. 15 adet resim eklenecek alan ise konuyla ilgili hem kare hem yatay görseller yükledim. Burada gördüğünüz gibi. Logo alanına da kare olacak şekilde iki tane resim ekledim. Konuyla ilgili bir tane de kısa videom vardı. Onu da video alanına tanımladım. Başlıklar, uzun başlık ve açıklamalar alanında özenli bir şekilde hazırlamaya çalıştım. Gördüğünüz gibi reklam gücü de mükemmel duruma gelmiş vaziyette. Yani her şey Google'ın istediği gibi görünüyor. Şimdi gelelim reklamın sonuçlarına arkadaşlar. 30 gündür düşük bir bütçe ile çalıştırdım bu reklam. Gördüğünüz gibi 329 lira bir maliyet çıkartmış ortaya. 674 tane tıklama almış. Ve tabii en önemli alana bakalım. 18 adet bana dönüşüm getirmiş. Yani ben bu reklamların benim açımdan oldukça faydalı olduğunu söyleyebilirim. Dönüşüm başı maliyetim de 18 lira gibi görünmekte. Yani kısacası sistemi önceden ziyaret etmiş 674 kişiyi tekrar sisteme giriş yapmasını sağlamış bu reklam. 18 dönüşümün neler olduğunu dönüşümlere göre kampanyalarınızın veya reklamlarınızın altında listeleyebilirsiniz. Bu bana çok sorulur bunu nasıl açıyoruz diye. Segment tuşuna basarak dönüşümler, dönüşüm işlemine bastığınız zaman dönüşümler kampanyalarınızın veya reklamlarınızın altında böyle listelenir ve her bir dönüşüm için ayrı ayrı kaç tane dönüşüm aldığınızı da görüntüleyebilirsiniz. Örnek olarak benim toplam 18 dönüşümün 11'ini WhatsApp tıklamalarını, 1, 2, 6, 7 tanesini ise burada görmüş olduğunuz form doldurması olarak kayıt altına almış. Yani 7 tane form gönderilmiş bana yeniden pazarlama reklamlarıyla 11 tane de WhatsApp mesajı gelmiş gibi görünüyor burada. Bana göre 329 lira ile oldukça verimli süren bir reklam oldu bu. Kullanmaya da devam edeceğim. Özetle arkadaşlar genel olarak yeniden pazarlama reklamlarının verimli olduğunu ve şu an düşük bütçelerle kullanabileceğinizi belirtebilirim. Özellikle Google Ads arama ağ reklamı kullanıyorsanız yanında yeniden pazarlama görüntülü reklamlarını da kullanmanızı öneririm. Yeniden pazarlama reklamları kararsız tüketiciler üzerinde kendinizi tekrar hatırlattığınız için oldukça etkilidir. Başta da belirttim, yeniden pazarlama görüntülü reklam kurulumu ile ilgili detaylı bir video kanalımda mevcut. Linkini açıklamalara ekledim. Bu reklam türünü kullanan arkadaşlar varsa yorumlarda kendi deneyimlerini paylaşabilirler. Böylece daha net bilgileri insanlarla paylaşmış oluruz. Ya da bu reklam türünü hiç kullanmamış olanlara daha iyi fikirler verebiliriz. Ayrıca Google Ads konusunda hazırlamamı istediğiniz video konularında yorumlarda belirtebilirsiniz. Hepsini dikkate alıp hazırlamaya çalışacağımı söyleyebilirim. Bugünlük bu kadar. Sonraki videoda görüşmek üzere. Herkese başarılar diliyorum.